Merhaba arkadaşlar. Kesit problemleri 5. test 1. soruyla başlayalım. Şimdi 1. soru demiş ki pozitif bir tam sayının 2/3a'sı ile 5/6a'sının toplamı 36/a olduğuna göre bu sayı kaçtır diyor. Şimdi biz bu sayıyı hem 3a'ya hem 6a'ya bölecek şekilde, yani hem 3 ve hem 6'ya böleceğimiz için ortak olarak diyelim ki sayımız 6x olsun. Şimdi ne diyor? Tam sayının 2/3a'sı, yani 6x'in 2/3a'sı, 3 ile 6'yı sadeleştirdik 2. Buradan ne gelmiş oldu? 4x/a, bu birincisi. Diyor ki bu sayı ile 5/6a'sını, yani aynı şekilde 6x çarpı 5/6a yaptık. 6'lar birbirini götürdü. Buradan ne geldi arkadaşlar? 5x/a. Sonra diyor ki bunların toplamı kaça eşitmiş? 36/a'ya. 4x/a artı 5x/a eşittir 36/a dedik. Burada dikkat ettiyseniz her ikisinin zaten paydası ne arkadaşlar? Aynı. O zaman diyoruz ki aynı olduğu için tek payda için ne yazalım? Yani 4x artı 5x/a eşittir 36/a. Eşitliğin her iki tarafının a olduğu için birbirini götürür. Geriye ne kaldı? 4x, 5x daha burada. 9x eşittir 36. 36 ile de 9 sadeleştirirsek x buradan kaç çıkmış oluyor arkadaşlar? 4 çıkmış oluyor. Peki soru diyor ki bu sayı kaçtır diye soruyor. Biz sayıya en başta ne demiştik? 6x demiştik. Demek ki bizim ne yapmamız lazım? 6x'i bulmamız lazım. Yani 6 çarpı 4'ten yaparsak 6 kere 4 24 çıkar. Demek ki bizim cevabımız neymiş arkadaşlar? Bursa. Evet, ikinci soruya geldik arkadaşlar. İkinci soru diyor ki içerisinde yolcu bulunan bir otobüsten birinci durakta yolcuların 1/3'ü iniyor. İkinci durakta otobüste bulunan yolcuların 3/8'i kadar yolcu otobüse biniyor. Son durumda otobüsteki yolcu sayısı başlangıçta otobüsteki yolcu sayısının 6x olduğuna göre birinci durakta kaç kişi inmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar hem 3 hem 8 olduğu için gene payda ne yapıyoruz? Ortak olarak diyelim ki 24x olsun. Bu nedir 24x? Otobüste ilk başta kaç tane yolcu oldu? Yani 24x tane yolcu var. Diyor ki birinci durakta 1/3 iniyor. Şimdi hemen şu kenarda bulalım. 24x'in 1/3'ü sadeleştirsek 8x indi mi? İnen 8x. Peki kalan ne kadar? 8x indiğine göre 24x'ten 8x'i çıkartırsak 16x kaldı. Sonra diyor ki ikinci durakta otobüste bulunan yolcuların 3/8'i kadar yolcu biniyor. İkinci durumda 16x yolcu vardı. 3/8'i kadar biniyor dediğine göre 16x çarpı 3/8, 8 16'yı sadeleştirir. 2 kere 3'ten ne oldu? 6x bindi mi? 16x önceden vardı. 6x bindi. Son durumda ne kadar oldu o zaman? 22x olmuş oldu. Son durumdaki otobüsteki yolcu sayısı, yani 22x, başlangıçtaki otobüsteki yolcu sayısından 6 eksik olduğuna göre. Demek ki diyorum 6 eksikse İkinci durumda, yani son durumdakini 6 kişi eklersem ne yapıyormuş? İlk duruma eşit oluyormuş. 22x'i öbür tarafa yollarsak 6 eşittir 2x. 2 ile 6'yı sadeleştirdik. 3. X kaç çıkmış oldu arkadaşlar buradan? 3. Peki soru bizden ne istiyordu? Birinci durakta kaç kişi inmişti diyor. Birinci durakta kaç kişi inmişti? 8x kişi inmişti. Yani x'i de zaten burada 3 bulmuştuk. 8 çarpı 3'ten kaç gelmiş oldu? 24. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? Bursa. Evet, üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Üçüncü soru diyor ki bir uçan balonun içerisinde bulunan helyum gazı her günün sonunda içerisinde bulunan gazın 1/3'ü kadar azalmaktadır. Üçüncü günün sonunda 32 gram helyum kaldığına göre başlangıçta balonun içerisinde kaç gram helyum gazı vardı diyor. Şimdi ne olurmuş arkadaşlar? Her seferinde 3 kere azalacakmış. Yani 1/3 oranında. Ve üçüncü günün sonunda olacağı için diyorum ki biraz daha yüksek bir rakam vereyim. 18x olsun. Şimdi birinci durumda ne yapıyormuş arkadaşlar? 1/3'ü boşalmayacak mı? 18x'in 1/3'ünü sadeleştirdik. 4 geldi. 4x nedir arkadaşlar? Boşalan kısım. 6x, özür dilerim. 6x hemen şöyle düzelteyim. 6x boşalan kısım. Şimdi 6x boşaldı. Üçüncü gün ne diyor? Helyum gazı her günün sonu içerisinde bulunan gazın kadar. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Kalana bakalım. 6x'i boşaldı, 18'di, 12x kaldı. Şimdi ikinci güne geldiğimiz an ne yapacak? Bu sefer 12x'in 1/3'ü kadar boşalacak. 3, 4x boşaldı. 12x'ten 4x çıkartsa burası ne oldu? 8x oldu.
Ondan sonra şimdi nedir? 4x boşalan kısım, şurayı düzeltelim şöyle. Heh. Kalan kısımda ne olacak arkadaşlar? 8x. Üçüncü güne geldik. Üçüncü gün sonunda tekrar yine 1 bölü 3 boşalacağı için 8x'in 1 bölü 3'ü nedir arkadaşlar? 8x bölü 3. Şimdi 8x bölü 3 nedir arkadaşlar? Boşalan kısım değil mi? Tamamı neydi? 8x'ti. En sondaki kalan kısım lazım ya bize. Çünkü üçüncü günün sonunda 32 gram helyum gazı kaldığına göre. Şimdi 8x vardı. 8x bölü 3'ü kullandıysam 8x eksi 8x bölü 3 yaptım. 3 kere 8 24. 8 çıkartırsam buradan ne yaptı? 16x bölü 3. Bu nedir 16 bölü x bölü 3 arkadaşlar? Kalan. Kaça eşitmiş burası? 32'ye. 16x bölü 3 eşittir 32'ymiş. 16 ile 32'yi sadeleştirdim. 2 içler dışlar çarpımı yaparsak x kaç çıkmış oldu arkadaşlar? 6. Peki soru bizden ne istiyordu? Başlangıç balon içerisinde kaç gram helyum gazı vardı? Başlangıçta ne kadar vardı arkadaşlar? 18x'ti. 18x'e 18 çarpı 6 yaparsak da kaç gelmiş oluyor arkadaşlar buradan? 108 gelmiş oluyor. Demek ki cevabımız neymiş? Edirne. Kesir problemleri test 5 soru 4. Evet arkadaşlar, dördüncü soruyla devam edelim. Diyor ki dördüncü soru. Bir bilet kuyruğunda Elif'in önündekilerinin sayısı arkadakilerin sayısının 1 bölü 2'sinden 1 eksiktir. Elif ortadaki kişinin 6 kişi önündedir. Buna göre bu kuyrukta kaç kişi vardır diyor. Şimdi Elif'i çizelim buraya. Bir de biraz daha şöyle uzatalım çizimimizi. Burası da tam ortası olsun. Diyoruz ki kuyruğun tamamı x kişi olsun arkadaşlar. X kişi dedik. Şimdi ortası olduğuna göre demek ki burada x bölü 2 kişi olması lazım. Burada da ne olacak? X bölü 2 kişi. Tamam. Elif ortadaki kişinin 6 kişi önündeyse bu arada 6 kişi var mı? Peki. Ortadaki neydi? X bölü 2 kişi vardı. 6 kişi aradaysa Elif'in önünde şu an kaç kişi var arkadaşlar? X bölü 2 eksi 6. X bölü 2 eksi 6 ile artı 6'yı toplarsak çünkü ne yapacak? X bölü 2 yani ortaya gelmiş olacak. Tamam. Şimdi soru diyor ki Elif'in önündekilerinin sayısı. Elif'in önündekiler neydi arkadaşlar? X bölü 2 eksi 6. Arkadakilerin sayısını. Şimdi Elif'in arkasında ne var arkadaşlar? X bölü 2 kişi var. Bir de 6 kişi var. Yani şu mesafe olmuş oluyor değil mi? X bölü 2 artı 6 kişi. Ne diyor sayının? 1 bölü 2'sinden 1 eksiktir. Yani çarpı 1 bölü 2 eksi 1. Birazcık toparlayalım isterseniz. X bölü 2 eksi 6 eşittir. Şu şekilde parantezle atırsak x bölü 4 artı 6 çarpı 1 bölü 2 eksi 1. 2 ile 6'yı sadeleştirdik. 3 geldi. X bölü 2 eksi 6 eşittir. X bölü 4 artı 2. Eksi 6 bu tarafa gelsin. X bölü 4 bu tarafa gelsin. X bölü 2 eksi x bölü 4 eşittir 8. Paydasını eşitlersek 2'ye 1, 2x'den 1x gitti. X bölü 4 eşittir. Kaç kaldı? 8. İçler dışlar çarpımı yaparsak x buradan kaç kişi oldu arkadaşlar? 32 kişi oldu. Yalnız burada şuna dikkat. Şimdi sorunun en başına ne? Elif'in önündekilerinin sayısı, arkadakilerin sayısının 1 bölü 2'sinden 1 eksiktir. Biz x'i bulduk yalnız. Biz ne baştan sayarken ne sondan sayarken Elif'i dahil etmedik. 32 kişi var. Artı 1 de Elif'i dahil ederse kaç kişi oldu? 33. Demek ki bu kuyruk kaç kişiymiş arkadaşlar? 33 kişi. Yani cevabımız nedir? Ceyhan. Evet, 5. soruya geldik arkadaşlar. Ali bir kitabın önce 3 bölü 8'ini sonra kalan kısmın 4 bölü 5'ini okuyor. 20 sayfa daha okumuş olsaydı kitabını bitirmiş olacaktı. Buna göre kitap kaç sayfadır diyor. Şimdi hem 8 var paydada hem 5 varsa artık öğrendik arkadaşlar. Ne olması lazım? Her ikisine ortak olacak şekilde 40x diyelim. Şimdi birinci durumda ne yapıyormuş arkadaşlar? 3 bölü 8'ini okuyor. Bulalım hemen kenarda. 40x'in 3 bölü 8'i. 8'e 40'ı sadeleştirdik. 5, 15x. Birinci durumda 15x'ini okuyormuş. Sonra kalan kısmın diyor. Kalanımızı yazalım. 40x'de 15'in x'ini okursa ne kadar kaldı arkadaşlar? 25x kaldı. Bunun 4 bölü 5'ini okuyormuş. 25x'in 4 bölü 5'i. 5 ile 25'i sadeleştirdik. 5, 4 kere 5'ten ne geldi? 20x. 20x'in de burada okumuş. Soru diyor ki eğer 20 sayfa daha okumuş olsaydı 15x okudu, 20x okudu. Yani 35x okundu zaten. Artı ne diyor? 20 sayfa daha okusaydı kitabın tamamını okuyacaktı. Yani 40x'e ulaşacaktı.
O zaman 20 eşitledim, 35 öbür tarafa atarsak 5x geldi. Sadeleştirirsek x buradan kaç geldi arkadaşlar? 4. Soru diyor ki kitabın tamamı kaç sayfada? Kitabın tamamı ne demiştik? 40x. O zaman 40 çarpı 4'ten kaç gelmiş oluyor arkadaşlar? 160 gelmiş oluyor. Demek ki cevabımız neymiş? Edirne. Evet. 6. soruya geldik arkadaşlar. 6. soru diyor ki 3'ün katı olan ardışık 2 çift sayıdan küçük olan büyük olanın 5 bölü 6'sına eşittir. Küçük olan sayıya sayının x bölü 10'u eklenince büyük sayıya eşit oluyor. Buna göre x kaçtır demeyi. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Küçük sayı yazdık, büyük sayı. Şimdi 3'ün katı olan ardışık 2 çift sayı diyor ya, bizim sayılarımız x, x artı 2 ya. Bu sayıların 3'er katı olmak zorunda arkadaşlar. Yani burası 3x, burası da 3x artı 2 şeklinde değil. Çünkü niye arkadaşlar? Burada olursa durum farklı olur. Ama soruyor ki 3'ün katı olan ardışık 2 çift sayı. 2 çift sayı nedir? Şunlar. 3'ün katı olmasının her birinin başına 3 koyduk zaten. Bunlar gitti o zaman. Şu 3'ümüzü şöyle düzeltelim. Şimdi diyor ki küçük olan büyük olanın 5 bölü 6'sına eşittir. Küçük olan kaçtı arkadaşlar? 3x'ti. Küçük olan büyük olanı 5 bölü 6'sına eşittir. Çarpı 5 bölü 6'sına neymiş? Eşitmiş. Tamam. Ne yapalım arkadaşlar? Sadeleştirme yapalım. 3'ler birbirini götürsün. İçler dışlar çarpımı yaparsak ne yapacak? 6x eşittir. Şuraya da dağıtalım. 5x artı 10. 5x'i öbür tarafa atarsak x buradan kaç çıkmış oldu arkadaşlar? 10. Peki. O zaman demek ki benim sayım bir tanesi 10'muş. Diğer sayım kaçmış arkadaşlar? 12. Peki. Ondan sonra devam edelim. Şimdi küçük olan sayının x bölü 10'u, küçük olan sayıya sayının x bölü 10'u eklenince. Küçük sayı kaçtı arkadaşlar? 10'du. Sayının x bölü 10'u eklenince için çarpı x bölü 10 yaptık. Birbirini götürdü. X mi? Demek ki ne kadar eklenecekmiş? X kadar. Şimdi benim sayım kaçtı önceden? 10'du. Artı x ekledik. Kaç eşit olmuş büyük sayıya? Büyük sayı kaçtı arkadaşlar? 12'ydi. Eşittir 12. Onu öbür tarafa atarsa x buradan kaç çıkmış olacak arkadaşlar? 2. Demek ki cevabımız neymiş? Bursa. Evet, 7. soruya geldik arkadaşlar. 7. soru diyor ki Ayhan aylık aldığı paranın 1 bölü 10'unu annesine, 1 bölü x'ini babasına veriyor. 6 ay sonra Ayhan'ın anne ve babasına verdiği toplam para Ayhan'ın bir aylık maaşına eşit olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi aylık maaşını dağıtacağı için paydada hem 10 var hem x varsa arkadaşlar 10x diyelim. Şimdi annesine ne kadar verilmiş arkadaşlar? 1 bölü 10'un. 10x'in 1 bölü 10 ne yapıyor? X yapıyor. Hemen şu kenarda da gösterelim hatta. Onlar birbirini götürdü. Ne oldu? X. Babasına ne kadar veriyormuş arkadaşlar? 1 bölü x'ini. Yani 10x'in 1 bölü x'i de sadeleştirse kaç? 10 mu? Babasına demek ki 10 verir. 6 ay sonra her ay x birikecekse 6 ay sonra ne kadar birikmiş olacak arkadaşlar? 6x. Her ay 10 lira birikecekse 6 ay sonra ne kadar birikecek arkadaşlar? 60. O zaman diyor ki 6 ay sonra Ayhan'ın anne ve babasına verdiği toplam para 6x artı 60. Ayhan'ın bir aylık maaşını eşitmiş. Yani eşittir 10x. Toparlayalım birazcık burayı. 60 eşittir 6x, öbür tarafa atarsak 4x yaptı. 60 ile 4'ü sadeleştirdik. X kaç çıkmış oldu arkadaşlar? 15 çıkmış oldu. Peki soru bizden ne istiyor? Zaten x'i istiyordu. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 15. Demek ki cevap nedir? Bursa. Evet, 8. soruya geldik arkadaşlar. 8. soru diyor ki Deniz elindeki misketlerin 1 bölü 3'ünü Mert'e veriyor. Mert de toplam misketlerinin 1 bölü 3'ünü Yağız'a veriyor. Başlangıçta Mert'in misket sayısı Yağız'ın misket sayısından 20 fazla olup son durumda 3'ünün misketlerin sayısı eşit olmaktadır. Buna göre Deniz'in başlangıçta kaç tane misketi vardır diyor. Şimdi Deniz, Mert, Yağız. Şimdi Deniz misketlerin 1 bölü 3'ünü verecekse kolay olsun diye buraya 3x diyelim. Mert'in misket sayısını a,
Yağız'ınkine de B'li. Şimdi misketlerin 1 bölü 3'ünü yani 3x'in 1 bölü 3'ü nedir arkadaşlar? X'ini Mert'e vermiş. O zaman Deniz'in artık 3x'e ne kadar misketi kaldı? 2x. Mert ne yapıyor? Mert de toplam misketlerinin 1 bölü 3'ünü Yağız'a veriyor. Toplam misketle ne kadardı? A artı x'de. O zaman ne yapıyormuş? A artı x'in 1 bölü 3'ünü veriyor. Yani A artı x bölü 3. Peki bunun son durumda ne kadar misketi kaldı arkadaşlar? Şimdi Mert'in A artı x tane misketi var. Eksi 1 bölü 3'ünü verdi. A artı x bölü 3 yaptı. Hiç A artı x'lere dokunmayalım arkadaşlar. Paket halinde düşünün. 3 tane A artı x. Eksi A artı x bölü 3. E ne yaptı burası? 2 tane A artı x bölü 3. Demek ki Mert'in son durumunda 2 bölü 3 tane A artı x tane misketi kalmış oldu. Tamam. Ne diyor? Başlangıçta Mert'in misket sayısı Yağız'ın misket sayısından 20 fazlaymış. Başlangıçta Mert'in misketi A'ydı. Yağız'ın ne kadardı? B'ydi. 20 fazla olduğuna göre diyoruz ki demek ki A eksi B dediğimiz ifade kaça eşitmiş arkadaşlar? 20'ye eşitmiş. Bu dursun. Tamam. 20 fazla olup son durumda 3'ün de misketin sayısı eşitti. Şimdi son durumda Deniz'in ne kadar misketi var arkadaşlar? 2x'ti. Bir daha yazalım hatta. Mert'in ne kadar? 2 bölü 3 artı x. Şimdi Yağız'a geldik. Yağız'ın artı x bölü 3 Mert'ten geldi. Artı b'de kendi misketi vardı. Artı x bölü 3 artı b. Son durumda eşit oluyor dediğine göre demek ki 3 ifadeyi ne yapacağız arkadaşlar? Birbirine eşitleyeceğiz. Tamam. 2x eşittir. 2 bölü 3 tane a artı x. Bu da eşittir. A artı x bölü 3 artı b. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şu ikisini işleme sokalım isterseniz. 2x eşittir. 2 bölü 3 tane a artı x yaptım. 2 ile birbirini götürdü. İçten dışarı çarpım yaparsak 3x eşittir. A artı x. X'i öbür tarafa atarsak a buradan kaç çıkmış oldu arkadaşlar? 2x çıkmış oldu. Peki. Şimdi arkadaşlar ne yapalım isterseniz. Şu ikisini işleme sokalım. Gelin. Şimdi 2 bölü 3 tane a artı x eşittir. A artı x bölü 3 artı b yaptık. Tamam. Şimdi a artı x bölü 3 2 bölü 3 tane var. Direkt hiç paket halini direkt bu tarafa atalım arkadaşlar. O zaman diyelim ki 2 bölü 3 tane a artı x eksi a artı x bölü 3 eşittir b mi? 2 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkartırsa ne kadar kalacak arkadaşlar? 1 bölü 3 demek ki a artı x bölü 3 kaça eşitmiş? B'ye mi? Tamam. Peki benim a eksi b dediğim şey 20 değil miydi? O zaman ben b gördüğüm yere a eksi 20 yazmaz mıyım? B'yi bu tarafa atıp 20'yi öbür tarafa atarsak. Tamam. Gelin onu da yazalım. A dediğim şey zaten 2x'ti. Şimdi ne oldu o zaman burası? Azıcık toparlayalım. A gördüğüm yere 2x yazdım. Artı x bölü geldi. Bölü 3 eşitti. B dediğim şey de a eksi 20 değil miydi? A gördüğüm yeri ben bir daha 2x yazarsam kaça eşitmiş demek ki? 2x eksi 20. Ne yaptı burası? 3x bölü 3 yaptı. 3'ler birbirini götürürse x eşitti. Ne kadar yaptı arkadaşlar? 2x eksi 20. 20'yi öbür tarafa x'i bu tarafa atarsak x buradan kaç çıkmış oldu arkadaşlar? 20 çıkmış oldu. Peki soru ne istiyordu? Deniz'in başlangıçta kaç tane misketi var diyor. Deniz'in başlangıçta ne kadardı misketi arkadaşlar? 3x'ti. X kaçtı? 20'ydi. Biraz önce bulmuştuk zaten. 3 çarpı 20'den demek ki kaçmış arkadaşlar? Deniz'in misketin sayısı başlangıçta 60. Demek ki cevap nedir arkadaşlar? Adana. Evet, 9. soruya geldik arkadaşlar. 9. soru diyor ki Murat parasının 1 bölü 6'sı ile 2 kitap 3 defter alıyor. Parasının 1 bölü 4'ü ile de 3 kitap 2 defter alabilmektedir. Buna göre 1 kitap ve 1 defterin fiyatı Murat'ın parasının kaçta kaçına eşittir? Şimdi arkadaşlar ne yapmış? Hem 6 hem payda da 4 var. Gene her ikisi ortak olacak şekilde gelin 24x diye. 1 bölü 6'sı ile yani 24x'in 1 bölü 6'sı ne kadar yapıyor arkadaşlar? 4x yapmış olur. 4x ile ne alıyormuş arkadaşlar? 2 kitap 3 defter. 2k artı 3d. Parasının 1 bölü 4'ü ile 24x gene ana paranın 1 bölü 4'ü sadeleştirecek 6 mı? 6x geldi. 6x ile de ne alıyormuş arkadaşlar? 3 tane kitap
artı 2 tane defter. Şimdi bir kitap ve bir defter dediği için toplayalım arkadaşlar direkt buraya. 10x eşittir 5 tane kitap, 5 tane defter geldi. Her iki tarafı 5'e bölersek arkadaşlar ortak olarak sadeleştik burayı. 2x eşittir kitap artı defter. Şimdi soruyor ki bir kitap ve bir defterin fiyatı yani ne kadarmış? 2x. Murat'ın parasını kaçta kaçına eşittir? Murat'ın parası ne kadar? 24x'te. Demek ki diyoruz ki 2x bölü 24x yaptık. X'ten birbirini götürdü. 2 ile de 24'ü sadeleştirdim. 12. Kaçta kaçıymış arkadaşlar? 12'de 1. Demek ki cevap nedir arkadaşlar? Adana. Evet, 10. soruya geldik arkadaşlar. 10. soru diyor ki bir ucu sabitlenmiş bir lastik tel diğer ucundan çekildiğinde 1 bölü 6'sı kadar uzuyor. Bu lastik telin 1 bölü 3'ü kesildikten sonra uzatılırsa boyu 2 cm. Uzatıldıktan sonra 2 bölü 7'si kesilirse boyu ne kadar olurmuş arkadaşlar? Y cm. Tamam. Soru diyor ki buna göre x bölü y oranı kaçtır? Şimdi şöyle ufakça bir çizelim arkadaşlar. Şimdi boyu 18 cm olsun. Burası nedir arkadaşlar? Sabitlenen kısım. Diyor ki boyu ne kadar uzayabiliyormuş arkadaşlar? 1 bölü 6'sı kadar. Tamam. Diyor ki bu lastik telin 1 bölü 3'ü kesildikten sonra uzatılırsa boyu x cm. Şimdi ne kadar demiştik biz arkadaşlar? 18x demedik mi? 18x'i 1 bölü 3'ünü keselim. 3, 6. Şimdi 6x kesilen kısım değil mi arkadaşlar? İkinci durumu 6x kesilirse o zaman ne kadar kalacak? 12x kalacak. Peki ben uzatılırsa diyor ne kadar uzuyordu? 1 bölü 6'sı kadar uzayacaksa. Bakalım ne kadar yaptığına. 12x'in 1 bölü 6'sını 2x. Demek ki 2x ne kadarmış arkadaşlar? Uzadı mı? Uzayınca boyu ne kadar yapıyor? X santim. Yani tamamı ne kadar arkadaşlar oldu? 14 santim olmuş oldu. Yani bizim x dediğimiz şey. Tamam. Uzatıldıktan sonra 2 bölü 7'si kesilirse diyor. Şimdi arkadaşlar uzatıldıktan sonra kesilmesinden bahsediyorsa soru bize. Boyu ne kadardı? 18x'ti. 1 bölü 6'sı kadar uzattık arkadaşlar bunu. 3x kadar yani. 18x'in 1 bölü 6'sı ne kadar yapıyor? 3x. O zaman tamamı ne kadar yaptı arkadaşlar? 21x yaptı mı? Uzatıldıktan sonra 2 bölü 7'si kesilirse. Şimdi 21x'in 2 bölü 7'sini keselim. 3. 2 kere 3. 6x geldi mi? 21x'te 6x'ini kesersek ne kadar kaldı arkadaşlar burada da? 15 cm kalmış oldu. 15x kaldı. 15 cm yani. Peki x bölü y oranı diyor. İlk durumda ne kadardı arkadaşlar? X dediğim şey 14 cm. İkinci durumda y ne kadardı? 15 cm. Demek ki x bölü y oranı kaçmış arkadaşlar? 14 bölü 15. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? Bursa. Evet, 11. soruya geldik arkadaşlar. 11. soru diyor ki Halil parasının 1 bölü 3'ü ile manavdan muz alıyor. Geriye kalan parasının yarısı ile çilek alıyor. Halil muz ve çileğe toplam 32 lira ödediğine göre Halil'in geriye kaç lirası kalmıştır diyor. Şimdi burada ne yapmış arkadaşlar? Bir 1 bölü 3 var bir de kalan paranın yarısı olacağı için 2 var. Her ikisi ortak olacak şekilde 6x diyelim. Muzu 1 bölü 3 ile muz mu almış arkadaşlar? Şimdi para ne kadardı? 6x'di. 6x'in 1 bölü 3'ü ne kadar yapmış oluyor? 6 ile 3 sadece 2. 2x mi? Demek ki 2x ile muz almış. Geriye kalan parasının 2x muzdu. 6x paraydı ne kadar kaldı? 4x kaldı. Yarısı ile çilek mi almış? 4x'in yarısı nedir arkadaşlar? 2x. Halil muz ve çileğe toplam 32 lira ödemiş. 2x muz. 2x'den de çilek geldi. Toplam kaça eşitmiş? 32'ye. 4x eşittir 32 ile 4 ile 32'yi sadeleştirdim. 8 demek ki x dediğimiz kaçmış arkadaşlar? 8 mi? Ödediğine göre Halil'in geriye kaç lirası kalmıştır diyor. Şimdi 2x'in içine kalmıştı. En son durumda 4x 2x'in içine kaldı. Senin geri ne kadar kaldı? 2x kaldı. 2x ise x'i zaten 8 bulmuştu. 2 çarpı 8'den ne kadar çıkmış oldu? 16. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? Adana. Evet, 12. soruya geldik arkadaşlar. Bir miktar para 4 kardeş arasında paylaştırılıyor. Birinci kardeş paranın 1 bölü 3'ünü, ikinci kardeş kalan paranın, altını çizelim, kalan paranın 1 bölü 4'ünü,
Üçüncü kardeş geriye kalan paranın 1/5'ini alıp ve geriye kalan tüm para dördüncü kardeşe veriliyor. En çok para alan kardeş en az para alan kardeşten 18 lira fazla para alıyor. Buna göre paylaştırılan para kaç, ne kadar dedi. Şimdi 5 var, 4 var, 3 var. Her ikisi, her üçü de daha doğrusu ortak olacak şekilde 60x diyelim. Birinci kardeş, ikinci kardeş, 3, 4. Birinci kardeş paranın 1/3'ünü mü alıyor? 60x'in 1/3'ü yani. 3 ile 60 sadeleştirdim, 20. Şimdi birinci kardeş 20x'i aldı. İkinci kardeş kalan paranın, hemen şu araya bir kalan yazalım. 20x'ini aldı. 60x'i ne kadar kaldı? 40x. Kalan paranın 1/4'ünü alıyorsa 40x çarpı 1/4 yaptık. 4 ile burayı sadeleştirdi. Kaç geldi arkadaşlar? 10x. 10x'ini aldı. Üçüncü kardeş geriye kalan, hemen yazalım. 40x ile 10'u buraya harcarsam ne kadar kaldı? 30x. Üçüncü kardeş ne yapıyordu? Kalan paranın 1/5'ini. Şimdi 30x'in de 1/5'ini bulalım. 1. 6x mi? Tamam, 6x'ini harcadım. Geriye kalan tüm para bütün kardeşe veriyor. Şimdi 30x kalmıştı. 6x'ini harcadıysa ne kadar kalmış oldu arkadaşlar buraya? 24x kalmış oldu dördüncü kardeş. En çok para alan kardeş, en az para alan kardeşle 18 lira fazla almış. En çok para alan kardeş kim? Dördüncü kardeş. Yani 24x. Eksi en az para alan kim arkadaşlar? 6x yani üçüncü kardeş. Kaça eşitmiş? 18'e. 18x eşittir. 18'i sadeleştirirsek x kaç çıkmış oldu arkadaşlar? 1. Peki soru ne istiyordu? Paylaştırılan para ne kadardı? Ne kadardı ana para arkadaşlar? 60x'te. 60 çarpı 1'den de ne kadar yapmış oluyor? 60. Demek cevap neymiş arkadaşlar? C.